dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. 9 günlük krevin ardından Hessen otobüsü işletmeleri şoförlere saat ücretine 1 euro zam teklifi yaptı. Ancak grevler çarşamba günü de devam edecek. Verdi Sendikası'nın salı günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre anlaşmazlığın çözümü için hareketlenme başladı. Verdi, Hesen Sözcüsü otobüs işletmesi işverenlerinin yeni bir teklif yaptığını doğruladı. Buna göre saat ücretleri 2019 yılına kadar adım adım 12 oradan 13 oraya çıkacak. Sendika ise saat ücretinin 13,5 oraya çıkarılması, daha fazla izin günü ve molalarda düzenleme yapılmasını talep etmişti. Bu taleplerle sendika otobüs şoförlerine 9 Ocak pazartesi günü grev çağrısı yapmıştı. Öğrenciler, ebeveynler ve işe gidecek olanlar yoksulluk ücretine çalıştıran otobüs şirketlerini değil aldıkları parayla yaşayabilmek için grev yapan şoförlere diş gıcırt atıyor bu işi yapmak istemeyen bırakabilir diye yazdığı bir kişi HR'in Facebook sayfasına. Bir diğer kişi de şoförlerin grevine çalışmadıkları halde ücret alıyorlar zaten verimli bir şekilde de çalışmıyorlar diyerek karşı çıktı. Şoförlerin çalışma koşullarından rahatsız olmayanlar da var anlayışla karşılayanlar da. Örneğin bir kişi grevi büyük bir sorumluluk için 12 euro komik diyerek destekledi. Otobüs şoförleri 1920 euro maaşın kabul edilemez olduğunu söylüyor. Tam gün çalışmaya rağmen sosyal ödemeler, vergi ve ev kirasından sonra elde yaşama yetecek para kalmıyor. Başka 500 euro, başka 600 euro. Bazen 500, bazen 600 euro kalıyor. Bu da 3 kişilik bir aileye yetmiyor. Ama für eine dreiköpfige Familie und das reicht schon mal von vorne bis nach hinten nicht. Ich habe zwar wohl so 800 Euro im Monat. 800 euro kalıyor. Bu da tek başına çocuk yetiştiren bir anne için çok değil. Aber als alleinerziehende Mutter ist das nicht viel. Eşimle yaklaşık 3 yıldır 3 odalı bir ev arıyoruz. İnanın ki bulamadık. Çünkü bu maaşla mümkün değil. değil. Otobüs şoförleri sözleşmeye göre 12 euro sadece ücret alıyor. Sendika sadece ücretinin 13,5 oraya çıkarılmasını istiyor. Bu zamla tabii ki şoförler yüksek kazançlılar sınıfına girmeyecek ama en azından belediyeye kira yardımı başvurusu yapmaktan kurtulacaklar. Düşük gelir nedeniyle şoförler kira yardımı başvurusu yapmak zorunda kalıyor ama bundan mutlu değiller. Çünkü tam gün çalışmalarının karşılığı olarak aldıkları parayla yaşayabilmek istiyorlar. Birçok otobüs şoförü gece vardiyası ve hafta sonu mesaisiyle maaşını artırmak için çabalıyor. Özellikle yaşlılıkta yoksulluk korkusu şoförler arasında çok yaygın. Möglichkeit habe ich bei meinem Gehalt? Definitiv nicht. Bu gelirle özel sigorta yaptırmam kesinlikle mümkün değil. 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğumda sosyal dairenin kapsamını çalacağım. Gehen, euro, 67 yaşıma kriege kadar çalıştıktan sonra 626 euro emekli maaşı alabileceğim ama 67 yaşıma kadar otobüs şoförlüğü yapabilir miyim bilmiyorum. Bis 67 Bus fahren Ich weiß nicht, also... Grev devam ediyor. Grev 10. gününe girerken otobüs turaklarında çaresizlik içinde beklemeler sürüyor. Ama Kasele 11 kilometre uzaklıktaki Zöreval'de kızmak yerine normal karşılama hatta hak verme duyguları hakim. Bir öğrenci. Ya, also, ich kann otobüs şoförü olsaydım ben de grev yapardım. Ich würde auch streik, wenn ich derken alışveriş yapmak isteyen bir yaşlı da zor ama otobüs şoförlerini anlıyorum diyor. 5 Mart'ta yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yaklaşık 7 hafta kala belediye binasındaki hazırlıklar hızlandı. Seçim günü Kasel Belediyesi'nde görevli 60 asılla birlikte 1800 gönüllü sandık görevlisi olarak çalışacak. Seçim Kurulu Başkanı Ralf Rita şu ana kadar 1500 sandık görevlisinin başvurduğunu açıkladı. Kassel'de 153 seçim lokali açılacak. Saat 8 ile 18 arasında her seçim lokali için 9 sandık görevlisi gerekiyor. Saat 18'den itibaren de belediye binasında oyları sayacak gönüllüler iş başında olacak. Sandık görevlilerine teşekkür parası olarak 30 euro ödenecek. Mektupla oy kullanma 2 hafta içinde başlayacak. 30 Ocak pazartesi günü mektupla seçim bürosu kapılarını açacak. Mektupla oy kullananların sayısı geçtiğimiz yıllarda düzenli bir şekilde arttı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılan belediye meclis seçimlerinde seçmenlerin %25'i mektupla oy kullandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine birisi kadın olmak üzere 6 aday katılıyor. 5 Mart'ta yapılacak seçimlerde adaylardan birisinin gerektiği çoğunluğun yani %50'den fazlasının oyunu alamaması durumunda seçimlerin ikinci turu yapılacak. İkinci turda en çok oyu alan iki adaydan birisi Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Seçimlerin ikinci turu için 26 Mart Pazar belirlendi. Seçimlerin 270 bin oraya mal olacağı hesaplandı. Seçimlerin ikinci turunun yapılması durumunda ise belediye kasasından 140 bin euro daha harcanacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 150 bin seçmen oy kullanacak. 18 yaşından büyük ve en az 3 aydan beri Kassel'de yaşayan Alman ve Avrupa Birliği vatandaşları oy kullanabilecek. 50 yılın üzerinde Kassel'de yaşayan Alman vatandaşı olmayan Türkiye'li göçmenler ise yine oy kullanamayacak. Seçmen kartları 1 Şubat'tan itibaren gönderilecek. 10 Şubat'a kadar seçmen kartları eline geçmeyenlerin Kassel Belediyesi'ne başvurması gerekiyor. SPD'nin adayı Christian Gezer'le 40 yaşında ve hukukçu evli ve iki çocuklu. Seydi adayı Dominik Kalp 45 yaşında mühendis ve Kasel Belediye Meclis üyesi evli. Yeşiller adayı Eva Koch, 54 yaşında ve belediye meclis üyesi tek çocuklu. Kasel Solu adayı Murat Çakır 56 yaşında. Tercüman ve Rosa Luxemburg Vakfı yöneticisi. Evli, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ilk Türk. Fraye Vela adayı Doktor Bernd Hoppe 56 yaşında ve avukat. Evli ve iki çocuklu. Di Partay adayı Matthias Spindler ise 25 yaşında Kassel Üniversitesi öğrencisi ve bekar. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Birliği ülkelerindeki terörle mücadele önlemlerini orantısız ve ayrımcı olmakla eleştirdi. Fransa ve Almanya'daki saldırıların ardından alınan önlemlerin orantısız ve ayrımcı karakter taşıdığı belirtilen raporda terörle mücadeleye karşı alınan önlemlerin temel özgürlüklere zarar verdiği vurgulandı. Buna örnek olarak Fransa'da olağanüstü hal uygulamasıyla yargı kararı olmadan evlerde arama yapılması ve gösterilerin yasaklanması gibi önlemler gösterildi. Ülkelerin terörle mücadele yasalarının insan hakları savunucularını da hedef alır şekilde keyfi bir uygulama yoluna gittiği belirtilen raporda bu duruma Fransa'nın Paris'teki Birleşmiş Milletler İklim Konferansında çevrecilere ev hapsi uygulaması örnek gösterildi. Fransız mahkemelerinin 2015 yılında 385 kişiyi terörü övmek suçundan mahkum etmesi de yine başka bir örnek olarak raporda yer aldı. <laughs> Almanya hükümeti genel seçimlerin 24 Eylül'de yapılmasını önerdi. Bakanlar Kurulu da İçişleri Bakanı Dömeziye'nin söz konusu önerisini kabul etti. Kararın Cumhurbaşkanı Gauck tarafından onaylanması gerekiyor. Daha önce Bayra'daki okul tatilleri nedeniyle seçimlerin 17 Eylül'de yapılması istenmişti. Yeşiller seçim ikilisi liderlerini belirledi. Seçimlere Cem Özdemir ve Katrin Göring Eckart liderliğinde girecek Yeşiller Partisi'nde muhafazakarlaşmanın hızlanacağı belirtiliyor. Yeşiller yöneticisi Mihail Kelna bu zaman için doğru bir ikili olduğunu söyledi. Yeşillerin gerçekçi kanadının adayları Cem Özdemir, Federal Meclis Grup Eş Başkanı ve Sol Kanat adayı Anton Hofreiter ve Schleswig-Holstein Eyalet Çevre Bakanı Robert Habeck ile yarıştı. Yarışta Yeşillerin 60 bin üyesi lider adayları için oy kullandı. Özdemir 12.204 oyla birinci sırayı aldı. Bu sonuçla Yeşiller 8 yıldır parti eş başkanlığı görevini yürüten Cem Özdemir'le seçmenin karşısına çıkacak. Cem Özdemir, Yeşillerin Türkiye kökenli ilk lider adayı oldu. Değerli dinleyiciler, Radokasel'in hazırlayıp sunduğu info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.